Efendim, mazbatasını alıyor Ekrem İmamoğlu. Devir teslim töreni yapılacak 1-2 saat içerisinde. Genel duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla bayağı sevinçliyiz. Kazandığına da inandık artık bu sefer. Birinci dönemde kazanmıştı, mazbat elinde aldılar. Bu sefer de hakla kazandı. Çok sevinçliyiz. Peki Ekrem İmamoğlu'ndan en büyük beklentiniz nedir acaba? İmamoğlu bu ülkeyi düzeltecek Allah'ın izniyle. Hani biz de Allah'a inanıyoruz, bir de ona inanıyoruz. Bu iş bu sefer düzelecek. Beklentim. Her şey iyi olacak. Beklentimiz odur. Beklentim. Peki siz ne düşünüyorsunuz efendim? Ben çok şey düşünüyorum. Umutluyum. Bu şu anki çağ atlamış, demokrasi kazanmış ve eğer gerçekten İmamoğlu halkla bütünleşirse, herkesin ekmeğini aşını verirse, halk paylaşımını güzel bir şekilde dağıtırsa o Cumhurbaşkanı'na kadar gidebilir. Yalnız evet. Halkla bugün mazlumu, fakiri, fukarayı koruyacak bir şekilde arasına o engeli kaldıracak. Halkla arasındaki engeli kaldıracak. O benim küçüğümdür ama kardeşimdir, başımın tacıdır. İlk önce Allah'a ona umut bağlamışım ve 30 gündür de evime gitmemişim, işsizim. Yıllardan beri çalışan ustayım. Bu ülkede ben ikinci, üçüncü sınıf muamelesi gördüm. Niye diyeceksin? Ben birey olarak bir Kürdüm. Hep dışlandım. Ve terörist dediler. Ve şu da nereye bir kapıya gittim, dışlandım, bir işimi bulamadım. Gerçekten şu anda iki haftadan fazla evime gidemiyorum iş yüzünden. İşimi arıyorum, bulamıyorum. Hangi kapıya gidiyorsam dışlanıyorum. Ve işsizlik başını almış gitmiş. Sadece şahıs ben değilim. Binlerce, yüzlerce insanlar var. Onun için ben gerçekten umutluyum bu insandan. İlk önce Allah'ıma, ondan sonra buna umudumu bağlamışım. İnşallah herkese refah getirir. Herkese eşitlik, paylaşım getirir. İnsanları hor görmemek, dışlamamak amacıyla kardeş gibi bu ülkede insan gibi yaşamanın yollarını arayalım. Benim evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bir Kürt olarak Kürdüm. Cenab-ı Allah bu dili bana vermiş. Biz Kürdüz, vatanımı da seviyoruz ama biz terörist değiliz. Evet. Terörist değiliz. Bize bir daha bir terörist demesinler. Kesinlikle. BDP oy veren diyen terörist demesinler. Ben de belirliyim ama İmamoğlu'ya verdim. Cumhurbaşkanı adayı olsa yine vereceğim. Terörist muamelesi yapmasınlar bize. Bir Kürt olarak buraya gelmişim. Şu an konuşmayı bekleyeceğiz.